Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Bir kahve molası videosuyla daha yine sizlerleyim. Bugünkü köşemizde Yavuz Sultan Selim'in yediği bir tokat üzerine söylediği müthiş bir şiir var. Bu şiiri inceleyeceğiz. Evet kıymetli dostlarım, Yavuz Sultan Selim devlet-i aliyenin başına geçmeden önce yani şehzadelik yıllarında satrançla da yakından ilgilenirmiş. Şehzadelik yıllarında askeri anlamda, idari anlamda kendisini yetiştirirken satranç alanında da kendisini eğitirmiş. Şehzade Selim bu oyunda ustalaşırken İran bölgesinde de satrancın revaçta olduğunu öğrenmiş. Satranç alanında kendisinde olan yeteneğin aynısının Şah İsmail'de de olduğunu öğrenince bir yolunu bulup Şah İsmail'le oynamayı ve Şah'ın yeteneklerinden faydalanmayı kafasına takmış. Şehzade Selim Şah İsmail'le oynamayı kafasına taktıktan sonra işi gücü bırakıp tedbili kıyafet bir aptal bir derviş kılığından gittiği söylenir. Tedbili kıyafet İran'a gitmiş. İran'a gider gitmez hanlarda, kervansaraylarda önüne gelenle satranç oynamış ve önüne geleni de yenmiş. E haliyle bu durum İran'da kısa sürede duyulmuş ve bu haberler Şah İsmail'in kulağına kadar gitmiş. Şah İsmail adamlarına emir vermiş. Şu aptal dervişi çağırın bakalım bir de benimle oynasın. Neyse efendim Sultan Selim derviş kılığında Şah İsmail'in önüne oturmuş. Başlamışlar satranç oynamaya. Yavuz Sultan Selim'in kafasındaki plan şuymuş. Önce Şah'ın nasıl oynadığını çözebilmek için numaradan yenileyim. Ki öyle de yapmış. Kısa sürede Şah İsmail'e yenilmiş. Ancak Şah İsmail duruma ciddi anlamda şaşırmış. Zira kulağına kadar gelen bilgilere göre bu derviş son derece iyi satranç oynuyordu. Fakat bir iki hamlede yenildi. Bunun üzerine Şah İsmail bir oyun daha ister. Bu oyunla birlikte Yavuz Sultan Selim 4 hamlede Şah İsmail'i mat eder. Mat olan Şah sinirlenir ve bire derviş hiç şahlar mat edilir mi diye çıkışmış. Yavuz Sultan Selim ise sakin bir tavırla eğer şahların mat edilmeyeceğini bilseydim, böyle bir danışıklı dövüşün olduğunu bilseydim benim de tavrım ona göre olurdu. Bunun üzerine Şah İsmail iyice sinirlenmiş ve patlatmış tokadı. Fakat karşısındaki kişinin aptal bir derviş olduğunu da düşünerek adamlarına bir kese altın verdirip huzurdan ayrılmasını emretmiş. Tam da o sırada Yavuz Sultan Selim'in ağzından işte o müthiş şiir dökülüvermiş. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın belki ol ayar olur. Sadıkane belki ol bu alemde dildar olur. Yar olur. Ayar olur, dildar olur, serdar olur şeklinde. Şimdi şiire baktığımız zaman şiirin anlamı gerçekten çok güzel. Şahım sen sanma ki herkes sana sadıkane bir dost olur. Herkes sen dost mu bilirsin? Belki o kişi ayar olur yani yabancı bir kişi olabilir. Sadıkane belki ol bu alemde dildar olur ki bu dildar sözcüğü bazı kaynaklara göre serdar olarak da geçiyor. Yani sen o sadık bildiğin kişi seni arkandan vurabilir, senin arkandan konuşabilir ve dünyada sözü geçen biri olabilir. Yar olur, ayar olur, dildar olur, serdar olur yani hükümdar olur. Şimdi değerli dostlarım, Sultan Selim bu şiiri söyler ve huzurdan ayrılır. Huzurdan ayrıldıktan sonra tabii yediği tokadı da unutmaz. Çaldıran Savaşı'nda Şah İsmail'i alt edince tekrar ona bir mektup gönderir ve mektubun sonunda atacaksan tokatı böyle atacaksın der. Aslında Sultan Selim Çaldıran Savaşı'ndan önce bu şiirle her şeyi Şah İsmail'e anlatmıştı fakat Şah İsmail karşısındakinin bir derviş olduğunu düşünerek şiire de pek takılmamıştı. Yani sen karşındaki kişileri dost zannetme ya da şöyle zannetme, böyle zannetme ya da aptal derviş zannetme, gün gelir serdar olur yani bir hükümdar olur gibi. Şiirin anlamını dışında bir de sevgili dostlarım şiirin dizilişine dikkat edin. Şiir soldan sağa doğru okunabiliyor. Aynı zamanda yukarıdan aşağıya doğru da okunabiliyor ve aynı anlamı veriyor. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Bir de aşağı doğru okuyalım. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağ yar olur.
Herkesi sen dost mu sandın, belki ol ayar olur. Sadıkane belki ol bu alemde dildar olur. Sadıkane belki ol bu alemde dildar olur. Yar olur, ağyar olur, dildar olur, serdar olur. Yine bakın bu şekilde burada tekrarlanıyor. Şiir hem anlam bakımından hem de yazılış tekniği bakımından müthiş bir şiir. Tamam, tokatı yedi Yavuz Sultan Selim ama o tokatın üzerine çok güzel de bir şiir söylemiş oldu. Evet kıymetli dostlarım, bugünkü kahve molası videomuz buydu. Umarım beğendiniz. Bir beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın.